Gezgin Müzisyen YouTube kanalının gitar derslerine hoş geldin. Bildirimleri hala açmadıysan şuradan tıklayarak bildirimleri aç. Çünkü artık videolar size ulaşsın istiyoruz. Hep beraber seçtiğimiz Twitch yayınlarında, YouTube canlı yayınlarında seçtiğimiz şarkıları yapıyoruz. Bugün Buray'dan Deli Kız yapacağız. Abone olmadıysan abone olmayı unutma, paylaşmayı unutma. Hemen derse başlayalım. Arkadaşlar, aslında ritmimiz çok basit. Fakat ufak tefek böyle vurgular ve eslerle ve akor geçişlerinde ritmi birleştirme ile birlikte bu şarkıyı güzelleştireceğiz. Hemen önce ritme bakalım. Ritmimiz Ankara, Karaman, Gelibolu, Ankara, Ankara, Karaman, Gelibolu, Ankara. Bunu böyle bu şekilde çalmayacağız tabi. Bu nasıl bir naz? Düz çalarsak bu şekilde oluyor. Biz bunu nasıl güzelleştirebiliriz? Ankara. Ne yaptım? Es ve vurgularla güzelleştirdim. 60 metronomla biraz çalalım. Son 2 3 4 Ankara zaman dedi bolu Ankara Ankara zaman dedi bolu Ankara Ankara dedi bolu Ankara. Bunu böyle çalışabilirsin. Kapatıp da çalışabilirsin. Ankara zaman dedi bolu Ankara Ankara zaman. Ritim ya da gitarda çalıştığın herhangi bir şeyi hızlandırmak istiyorsan o zaman küçük metronomlarla başlayıp ufak ufak çoğaltarak mesela ne yaptın? 50 metronomla başladın. 2 metronom, 52, 54, 56 bu şekilde büyüterek ilk başta başladığın hız bu mesela. Ankara, zaman, Gelibolu, Ankara, Ankara, zaman, Gelibolu, Ankara. Bu hızda iyice oturttuğun zaman bir 4 metronom, 2 metronom artık senin isteğine göre yavaş yavaş hızlanıp aynı gün içerisinde 50 ile başladın. Hedefin 65 metronom. O zaman 50 ile 65 arasında böyle 2 metronom ya da 3 metronom ilerletip 65'e ulaşabilirsin. Parçamız neşeli bir şarkı olduğu için biraz seri çalınıyor. Bu hızla çalınacak. Yapmamız gereken bu ritmi anlayıp çalmak. Ritimle ilgili bir şey daha var. İkinci bir ritimde diyebiliriz buna. Ankara, Esaman, Gelibolu. Sonunu Gelibolu yapmak. Bazı yerlerde sonunda Ankara yerine vurgulu Gelibolu yapacağız. Buraya yazıyoruz yine. Ankara, Esaman, Gelibolu, Gelibolu. Ankara, Esaman, Gelibolu, Gelibolu. Bu şekilde çalacağız bazı yerlerde. Bunu da kapalı çalışabilirsin. Ankara, Esaman, Gelibolu, Gelibolu. Şimdi akorlara geçelim. Akorlarımız mi minör, re minör, sol majör, la minör, do majör. Arkadaşlar ilk bölümle başlayalım. İlk bölümde mi minör ve sol majör akorumuz var. Bu nasıl bir naz? Naz'da giriyor şarkı. Boş ritimleri çalıp Kara Karaman Gelibolu Ankara. Burada bir es veriyoruz ritim çaldıktan sonra. Ankara Karaman Gelibolu Ankara. Bu nasıl bir naz derken başlıyoruz. Bu nasıl bir naz? Vurdum duymaz. Maz derken tekrar birden başlıyor Ankara'dan. Bu nasıl bir naz? Vurdum duymaz. Ben ardında, sen delinsaz. Hepsini birlerde vurarak devam ediyoruz ama hep başlarda bir es var. İkincide de hangi telden bu? Ne Hicaz ne de hangi telden bu derken giriyorsun. Yine diğer bölümleri aynı. İkinci bölümde de şöyle bir geçiş var. Uytu bahtem. Demek ki do majörle re minörde çalışmamız lazım. Uytu bahçemde baharsın o. Sen gülde güller utansın o. Hep aynı. Do majör, re minör. Bunu çalışmak için her zaman ne yapıyoruz? Oğuzhan her zaman ne yapıyoruz çok hızlı öğrenmek için? Çok yavaş çalışıyoruz hocam. Aynen. En yavaş metronomla. Ankara, Esaman, Gelibolu, Ankara,
zaman midi bolu Ankara ta 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 ta. Hangisini söylemek sana rahat geliyorsa. Şimdi 3. bölüme bakalım arkadaşlar. 3. bölümde çok fazla geçiş var. Mi minörden re minöre önce. Ah sen deli kız ne güzel bakıyorsun. Mi minörden re minöre, sol majörden la minöre geçiyor. Aslında ben sana ilk başta ne dedim? Bütün akorlar, bütün geçişleri birbirine böyle çalışırsan bu şarkı bitmiş demektir. Ah sen deli kız ne güzel bakıyorsun. Kaç gel deli kız kendini yakıyorsun. Kimleri yakıyorsun? Oğuzhan. Sonraki bölümde yine aynı. Takmış koluna sevdiğini acıyor kalbim. Şimdi ne yaptık? Re minörden sol majöre geçti. Acıyor. Sonra sol majörden re minöre geçiyor. Yine ilk söylediğime geliyoruz Oğuzhan. Peki bu Ankara Karamanları yaparken ne yapıyoruz? Ayak vuruşlarına dikkat ediyoruz. Her birinde bir vuruş. Ankara, Karaman, Gelibolu, Ankara. Bacaklar ne sayıyor? 1, 2. Oğuzhan say Ankara Karaman'ı. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Anladın mı? Yani beynin bir tarafı hep 1, 2, 3, 4 sayacak. Beynin ikinci tarafı da Ankara, Karaman, Gelibolu, Ankara. Müzik işte böyle biraz beyne jimnastik yaptırıyor. O yüzden düşünerek çalışın. Hep ayak 1, 2, 3, 4. Sen bu ayağın üstüne ritim koyuyorsun. 3, 4. Ankara, Karaman, Gelibolu, Ankara, Ankara, Karaman. Hem bu var hem de akorları geçişte bir değişiklik var. Ankara, Karaman, Gelibolu, Ankaraman derken ikinci akora geçtik. Şarkıyı baştan sona çalacağım. Ama buraya kadar geldiğin kısmı iyice bitir. Nasıl bitireceksin? Akorlar arasındaki geçişleri, ritmi iyice anlayıp yap. Ritimle ilgili bir sıkıntın varsa ritim derslerine gidip orada iyice içselleştir. Öyle gel. Bunları hallet gel. Eğer şarkıyı bu şekilde bilinçli bir şekilde çalarsan buna benzeyen bütün şarkılar Oğuzhan senindir. Aynen. Ben cepte diyecektim. Olsun. Bütün şarkılar cepte arkadaşlar. Buna benzeyen bütün şarkılar. Ama nasıl bir cep? Yani öyle bir cep ki Oğuzhan anlayarak yaptığın için daha kaliteli, daha farklı çalacaksın. Daha böyle süsleyerek çalarsın. İleride sen daha farklı ritimler düşünerek çalarsın. 3, 4. Nasıl bir naz? Hangi telden bu? Ne Hicaz ne de Hicaz. Bir sürü öğrendiğim tekniği uygulayarak bu şekilde kendi tonundan kendine has bareli do diyez minör mesela bana tam uyan bir ton bu tondan çalıyorum ve kendim esler, işte duruşlar, bir sürü şey ekliyorum. Yani bildiğim bütün bilgileri ekliyorum. Sen de bu şarkıyı böyle bilgilerle çalışırsan bu bilgiler cepte ve sen bunları bir sonraki şarkılarda kullanacaksın. Son bir şeyimiz kaldı. Bir tane esimiz var. İçim yanar olmaz olmaz derken. Çok basit bir şey aslında ama çok tatlı durmuş. İçim yanar olmaz olmaz. Gelibolu es Gelibolu. Gelibolu es Gelibolu. Bunu bu şekilde çalışacaksın. Gelibolu es Gelibolu. Buradan esi böyle vurarak yapabilirsin susturduğunda. Gelibolu es Gelibolu. Bu esi sağ elinle susturarak gitarı yapabilirsin. Gelibolu Gelibolu. Bununla sadece hiç vurmadan dördüncü parmağınla sol elini dördüncü parmağınla dokunarak da yapabilirsin. Sağ elimin şu kısımlarıyla dokunarak da yapabilirim. Gelibolu es Gelibolu. Sonra ah sen deli kız diye şarkının bu bölümünü söyleyebiliriz. Şimdi şarkıyı 90 metronomda baştan sona çalıyorum ama buraya kadar bütün yaptığımız bölümleri iyice içselleştirip gelmeni istiyorum. Sonra bana eşlik etmeye çalış. O zaman başlayalım mı Oğuzhan? Evet. Son ki son ki 3 4
şekilde kendine ve ortamda çalabileceğin muhteşem bir şarkı oldu bence. Sondaki o nakarattaki Gelibolular, Gelibolu kısımları yok aslında orijinal şarkıda. Ben böyle tercih ettim. İstersen orayı düzle bırakabilirsin ama böyle bu şekilde çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Bu şekilde çalabildiysen eğer hashtag yapıp YouTube'a yüklersen biz de Twitch yayınlarında analiz ederiz. Belki hataların vardır değil mi Oğuzhan? Hatalarına bakarız. Ellerin daha hızlı düzelir. Online eğitimdeki en büyük sıkıntı, yani böyle birebir yüz yüze olmayan eğitimdeki en büyük sıkıntı hocanın sizi görememesi. Peki Oğuzhan, bu şarkıyla ilgili sıkıntısı olan aşağı mesaj yazsın. Başka neler yapsın? Beğendiysen beğenebilirsin. Abone olabilirsin. Abone. Paylaşabilirsin. Paylaşım. Katıl butonundan bize destek olabilir. Evet, katıl butonumuzdan destek olun. Bir de kendinize çok iyi bakın o zaman. Bir sonraki derste görüşmek üzere.